Vefat eden yakınlarımızın hepsi için topluca bir kurban kesebilir miyiz? Yoksa isim isim ayrı ayrı mı kesmemiz gerekir? Şimdi kurbandan kastedilen irakatüddem, yani udhiye mahiyetinde bir ibadet ise bu bir kişi namına olmalıdır. Ama bu bir kişi namına kesilen kurbanın sevabının hibe edilmesi ise burada bir sayı yoktur. Yani şöyle örneklendirelim. Ben Allah için kurban, vacip olan kurbanımın haricinde bir kurban daha kestim Allah için. Ve bu ikinci kestiğim kurbanın sevabını kendim için kestiğim kurbanın sevabını ölmüş olan anneme, babama, teyzeme, halama, yeğenlerime hepsine bağışlayabilirim. Tıpkı ne gibi Yasin-i Şerif okuyorsunuz Cuma akşamları okuduktan sonra veya Hatmi Şerif yapıyorsunuz. Sonrasında bunu Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan başlayarak bütün ölmüşlerin ruhuna hediye etmeniz gibi. Bu olabilir ama ibadetin bizatihi oluşumu, yani bu kurban ben tamamı için bir kurbanı kesiyorum dediğin zaman burada etin tasadduku mahiyetinde bir sevap olabilir. İrakatüttem ibadeti tecezziyi kabul etmez. Yani bölünmeyi kabul etmez. Bu sebepten dolayı eğer kurban keseceksek bunun bir tanesini tayin ederiz. Yani kendi adımıza bunu yaparız. Sevabın hepsine hibe edebiliriz. Ama yok, bu etin tasadduku mahiyetinde ise ha kasaptan et almışsınız. Allah için onu fakirlere tasadduk etmişsiniz. Sevabını da bütün ölmüşlerinizin ruhuna hediye edersiniz. Bu olabilir. Veyahut da işte bir hayvancıdan hayvan alırsınız. Onu şerefe uygun bir şekilde boğazlarsınız. Sonradan onun etini de yine bahsettiğiniz kişiler namına tasadduk edebilirsiniz. Çünkü Hanefi mezhebine göre ibadet gerek mali ibadet olsun, gerek bedeni ibadet olsun. Nafile olması hasebiyle, yani sevabını hibe etme hasebiyle niyabet caizdir. Farzın düşürülmesi o ayrı bir konudur. Bu da mali bir ibadet olması hasebiyle burada da niyabet caiz olacaktır. Yani anlaşılması açısından hocam, o zaman hocam şu cümleyi söylesek, eğer kurban sevabı alınması isteniyorsa o kurban yaşayan bir kişi adına kesilmelidir. Yaşayan bir kişi adına kesilecek veyahut da yaşayan bir kimse ölmüş olan bir kişi adına da kendi namına, o konuda da aslında bazı istisnalardan bahsediyor ama tecezzi yapmayacak. Bunu birden fazla kişiye bölmeyecektir. Peki hocam, teşekkür ederiz. Allahümme salli ala